Merhabalar arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar indirekte rede. Indirekte rede konu başlığının alt başlığı da var. İmperatif in der indirekten rede. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, imperatif denildiğinde ne anlamalıyız? İmperatif neydi? İmperatif emir cümlelerinde kullanılan yapıydı, öyle değil mi? Dolayısıyla bunu Türkçe'ye çevirecek olursak gel, git, yap, et şeklinde değil mi? Emirlerde bunu kullanıyorduk, imperatifliği. Bunu ayrıntılı şekilde görmüştük zaten. Hatta indirekte rede önceki seviyelerde de bununla karşılaşmıştık. Ancak burada arkadaşlar zamanlar ve çeşitli yapılar söz konusu olduğu için bunu da açıkçası görmenizi istedim. İlk örneğimizle bir başlayalım. Der Chef beeil dich. Dich beeilen. Evet. Chef ne diyor? Emir veriyor değil mi? Beeil dich. Çabuk ol anlamında değil mi? Çabuk ol. Sich beeilen. Acele etmek, çabuk olmak anlamında. Şimdi arkadaşlar diyeceğiz ki şef çabuk olmasını söylüyor. Mesela karşısındaki kişi ne olsun? Bu bir erkek olsun. Şimdi üç şekilde söylenebilir. Bir rica şeklinde olabilir, bir emir şeklinde olabilir ya da nötr bir şekilde söyleyebiliriz değil mi? Bunun için arkadaşlar öncelikle bir bakalım. Der Chef verlangt vom Arbeiter. Verlangen rica etmek ya da istemek, talep etmek de denilebilir bunun için. Er soll sich beeilen. Bakın, meli malı şeklinde olduğu için bu aslında hani nötr bir ifade deniliyor. Dolayısıyla karşısındaki kişiye ne diyor? Onun, yani karşısındaki bir erkekse, çünkü burada erkek olduğundan değil mi? Er demiş oluyoruz. Er soll sich beeilen. O acele etsin demiş oluyoruz. Ama bunu nötr bir şekilde söylemiş oluyoruz. Nötr şekilde söylendiğinden dolayı ne gerekiyor? Sollen modafiili gerekiyor. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar konjunktif 1 şeklinde yorumlanması gerekiyor. Er solle şeklinde yorumlanması gerekiyor. Sich beeilen'de ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin sonuna gitmiş. Dolayısıyla o, değil mi şef, çalışanından talep ediyor, ondan rica ediyor değil mi? Ama bunu dediğim gibi sollen şeklinde gördüğümüz için bu gayet nötr bir durum, bir tavır. Bu sebepten ne demiş oluyoruz? Der Chef verlangt vom Arbeiter, er solle sich beeilen demiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Bakın, bu şekilde söyleyebileceğim gibi verlangen, sagen de pekala olabilir. Tabi burada bir geçmiş zaman yapısı olduğu için hat gesagt, yani perfect zaman değil mi? Dolayısıyla der Chef hat zu ihm gesagt, bakın ona söyledi, dass er sich beeilen möge. Bakın, möge olduğu için burada bir nezaket söz konusu. Çabuk olmasını, acele etmesini rica ediyor deriz ya güzel Türkçe'de. Dolayısıyla orada birazcık daha yumuşatmış oluyoruz değil mi? Buradaki emiri ne yapmış oluyoruz? Öyle dediğini, yani çabuk olmanı rica ediyor şeklinde çevirmiş oluyoruz bu cümleyi. Neye? Indirekte rede formuna. Dolayısıyla bakın burada hat zu ihm gesagt, ona dedi demiş oluyoruz ve daslı cümleyi de işin içerisine katmış oluyoruz. Das er sich beeilen möge şeklinde sonlanıyor ve ne olmuş oluyor? Demek ki orada da gene bir konjunktif 1 söz konusuymuş değil mi? Ya da bir aciliyet söz konusuysa, çabuk olunması gerekiyorsa ne gerekiyor? Müssen gerekiyor. Ona da üçüncü cümlede bir bakalım arkadaşlar. Der Chef hat zu ihm gesagt, bakın buradaki yapıyı aynen kullanabilirdi, kullanabiliyorum ya da buradakini de kullanabilirim. Er müsse sich beeilen. Bakın, müssen neydi? Zorunluluktu. Dolayısıyla burada bir aciliyet söz konusu olduğu için çabuk olmasını söylüyor. Diyecek olursak demek ki er müsse sich beeilen formunu getiriyoruz. Burada da gene konjunktif 1 söz konusuymuş ve sich beeilen şeklinde
ne yapılıyor? Tamamlanılıyor değil mi? Ama daslı cümlelerde de ne yapıyorduk demek ki? Müge değil mi? Sona gitmiş. Dolayısıyla o yapılara dikkat etmemizde fayda var arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir toparlayalım. Ardından doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Demek ki der Chef, evet, beeil dich. Evet, Chef demek ki ne diyor? Çabuk ol diyor değil mi? Ama bu nedir? Bir emir. Çabuk ol, yani imperatif. Biz bunu şimdi en direkt hale getirecek olursak, indirekte rede haline getirecek olursak bunu ne yaparız arkadaşlar? Verlangen diyebiliriz. Yani ondan talep ediyor, istiyor gibi verlangen'i devreye sokacak olursak. Der Chef verlangt vom Arbeiter, çalışandan şunu istiyor. Ne istiyor? Er solle sich beeilen, çabuk olmasını söylüyor. Burada demek ki nasıl bir anlam var arkadaşlar? Nötr bir anlam var. Hani yumuşatılmış bir nezaket formu değil ya da aciliyet değil. Gayet nötr bir şekilde anlattığımızda demek ki solle'ni işin içerisine katıyormuşuz. Konjunktiv 1 şeklinde ne olacak demek ki? Der Chef verlangt vom Arbeiter, er solle sich beeilen demiş oluyoruz. Kibar bir form değil mi? Bir nezaket varsa işin içerisinde, mögen'i işin içerisine katıyoruz. O zaman da der Chef hat zu ihm gesagt da diyebiliyoruz. Daslı cümle olduğunda dass er sich beeilen möge diyebiliyoruz değil mi? Ama acil bir durum söz konusuysa, çabuk olunmasını istiyorsa değil mi? Chef ne diyor işte çalışanına? Çabuk olunsun değil mi? Çabuk ol diyor. Ve biz bunu naklettiğimizde değil mi? Çünkü burada üçüncü kişi devreye giriyor arkadaşlar. Aslında hani emir ne olmuş oluyor? İşte üçüncü kişiye geliyor ve o üçüncü kişi o ilgili kişiye gidiyor. Hani bu lafın muhatabına gidiyor ve diyor ki çabuk olman gerektiği söylendi diyor aslında. Ve üçüncü formda demek ki burada ne varmış arkadaşlar? Bir aciliyet söz konusu olduğu için müssen devreye giriyor. Dolayısıyla der Chef hat zu ihm gesagt, er müsse sich beeilen, yani çabuk olunması gerektiğini söylüyor diye ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Bildirmiş oluyorum. Dilerseniz şimdi doğru telaffuzuyla tekrarlayalım bu cümleleri. Der Chef beeil dich. Der Chef beeil dich. Der Chef verlangt vom Arbeiter, er solle sich beeilen. Der Chef verlangt vom Arbeiter, er solle sich beeilen. Der Chef hat zu ihm gesagt, dass er sich beeilen möge. Der Chef hat zu ihm gesagt, dass er sich beeilen möge. Der Chef hat zu ihm gesagt, er müsse sich beeilen. Der Chef hat zu ihm gesagt, er müsse sich beeilen. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Meine Tochter macht dir keine Sorgen. Evet, benim kızım macht dir keine Sorge. Ne diyor cümle? Sorge neydi arkadaşlar? Merak anlamında burada arkadaşlar. Merak etme. Değil mi? Meraklanma, merak etme diyor. Şimdi ben bunu indirekte rede şekline sokacak olursam kızım şöyle bir tavsiyede bulunuyor bana diyelim isterseniz. Kızım bana şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Merak etmemeliymişim onu diyeceğiz. Dolayısıyla merak etmemeli derken burada bir tavsiye varsa, tavsiye neydi hatırlayalım? Raten demekti. Peki raten preteritumda ne oluyor? Read oluyor bakın burada. Dolayısıyla kızım bana tavsiyede bulundu derken meine Tochter riet mir, kızım bana tavsiyede bulundu. Ich solle keine Sorgen machen. Ben meraklanmayayım. Değil mi? Konjunktiv 1 şeklinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Solle'ni devreye soktuğumuzda konjunktiv 1 ne oluyordu? Solle oluyordu. Ben merak etmemeliymişim onu gibi düşünülebilir. Dolayısıyla bakın burada sollen olduğu için burada nasıl bir anlatım var? Hani bir nezaket formu değil, gayet nötr bir anlatım var. Merak etmemeliymişim onu şeklinde düz bir anlatım var değil mi? Dolayısıyla meine Tochter riet mir, ich solle keine Sorgen machen. Kızım bana tavsiyede bulundu ki ben onu merak etmemeliymişim demiş oluyoruz. Son örneğimize bakalım ne diyor? Der Taxifahrer
adı üstünde değil mi? Taksi şoförü. Bitte schließen Sie die Tür leise. Lütfen. Schließen neydi arkadaşlar? Kapamak. Schließen Sie die Tür leise. Leise neydi? Sessiz. Evet, bakın burada bir emir var ama burada bir nezaket var. Ve sizli bizli bir ifade olan bitte değil mi? Ve Sie değil mi? Dolayısıyla lütfen kapıyı yavaş, sakin, sessiz bir şekilde kapayın anlamına gelen bitte schließen Sie die Tür leise. Bu da gene nasıl bir cümleymiş? İmperatif, yani emir gerektiren bir cümle. Ama dediğim gibi bitte formu olduğu için onu ne yapmış oluyoruz? Nezakete taşımış oluyoruz. Ve lütfen kapıyı yavaş kapayın demiş oluyorum ya da sessiz kapayın demiş oluyorum. Şimdi bunu indirekte rede formuna sokacak olursak talepte bulunuyor, rica ediyor anlamına gelen verlangen'i görüyoruz. Dolayısıyla verlangen von birisinden ricada bulunuyor. Datifi gerektirecek. Bu kişi kim olabilir? Yolcu olacaktır. Dolayısıyla Almanca'da yolcu neydi? Der Fahrgast. Taksici yolcudan ne yapıyor? Ricada bulunuyor diyecek olursak der Taxifahrer verlangt vom Fahrgast demem gerekiyor değil mi? Dolayısıyla burada bir nezaket söz konusu olduğu için mögen'i işin içerisine katıyoruz değil mi? Çünkü mögen neydi? Yumuşatılmış bir ifade, bir kibarlık, bir nezaket gerektiren bir ifade olduğundan dolayı yolcumuz da bir erkek olduğundan dolayı ne olacak? Er möge, konjunktif 1 girdi devreye bakın. Er möge demiş oluyorum. Er möge die Tür leise schließen. Bakın artık burada bitte'ye gerek kalmıyor. Onu kaldırmış oluyorum ve diyorum ki er möge die Tür leise schließen. Kapamasını değil mi? Nezaket formuyla belirtmiş oluyoruz. Demek ki bitte hiç gerek kalmadan o bitte kendini neye bıraktı? Möge'ye bırakmış oldu ve ne demiş oluyoruz demek ki? Taksi şoförü yolcudan ricada bulunuyor. Şöyle bir talepte bulunuyor anlamı taşıyor. E möge die Tür leise schließen, kapıyı yavaş kapaması için demiş oluyoruz. Dilerseniz şöyle bir tekrarlayalım arkadaşlar. Meine Tochter, kızım ne diyor? Bakın onun sözleri. Mach dir keine Sorgen, sorun etme, dert etme, beni düşünme anlamına geliyor değil mi? Mach dir keine Sorgen. Dolayısıyla bir tavsiyede bulunduğundan raten ne oluyormuş demek ki preteritumda? Riet oluyor. Meine Tochter riet mir, bana tavsiyede bulundu. Ich solle keine Sorgen machen, ben ne yapmayacakmışım? Onu düşünmeyecekmişim değil mi? Dolayısıyla ich solle demiş oluyoruz. Meine Tochter riet mir, ich solle keine Sorgen machen. Diğer örnekte de ne var arkadaşlar? Der Taxifahrer, bitte schließen Sie die Tür leise. Lütfen kapıyı yavaşça, sessizce kapayın dediğimde demek ki ben bunu indirekte rede formuna soktuğumda der Taxifahrer verlangt vom Fahrgast. Bakın burada von dem datif yapısını görüyorsunuz. Vom Fahrgast, er möge die Tür leise schließen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Meine Tochter, mach dir keine Sorgen. Meine Tochter, mach dir keine Sorgen. Meine Tochter riet mir, ich solle keine Sorgen machen. Meine Tochter riet mir, ich solle keine Sorgen machen. Der Taxifahrer, bitte schließen Sie die Tür leise. Der Taxifahrer, bitte schließen Sie die Tür leise. Der Taxifahrer verlangt vom Fahrgast, er möge die Tür leise schließen. Der Taxifahrer verlangt vom Fahrgast, er möge die Tür leise schließen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde imperatif in der indirekten Rede konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.